Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik ders kitabı 133, 134, 135, 136 ve 137. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz azalan ve artan çarpanlar arasındaki ilişki. Aşağıdaki çarpma işlemlerindeki çarpanlardan birini 1 arttırınız. Sonucunun nasıl değiştiğini bulunuz. 2 çarpı 6, 12. 3 çarpı 6, 18. 6 arttı. 4 çarpı 5, 20. 5 çarpı 5, 25. 5 arttı. 2 çarpı 8, 16. 3 çarpı 8, 24. 8 arttı. 3 çarpı 6, 18. 4 çarpı 6, 24. 6 arttı. 5 çarpı 9, 45. 6 çarpı 9, 54. 9 arttı. 4 çarpı 7, 28. 5 çarpı 7, 35. 7 arttı. Aşağıdaki çarpma işlemlerindeki çarpanlardan birini azaltınız. Sonucunun nasıl değiştiğini bulunuz. 5 çarpı 6, 30. 4 çarpı 6, 24. 6 azaldı. 3 çarpı 5, 15. 2 çarpı 5, 10. 5 azaldı. 4 çarpı 8, 32. 3 çarpı 8, 24. 8 azaldı. 5 çarpı 5, 25. 4 çarpı 5, 20. 5 azaldı. 5 çarpı 4, 20. 4 çarpı 4, 16. 4 azaldı. 3 çarpı 7, 21. 2 çarpı 7, 14. 7 azaldı. Aşağıdaki tabloda örnekteki gibi çarpanları bir arttırınız. Sonucun nasıl değiştiğini yazınız. 4 çarpı 8, 32. 5 çarpı 8, 40. 4 çarpı 9, 36. 5 çarpı 6, 30. 6 çarpı 6, 36. 5 çarpı 7, 35. 3 çarpı 7, 21. 4 çarpı 7, 28. 3 çarpı 8, 24. Aşağıdaki tabloda yer alan çarpanları örnekte gösterildiği şekilde azaltınız. 4 çarpı 7, 28. 3 çarpı 7, 21. 4 çarpı 6, 24. 3 çarpı 6, 18. 2 çarpı 6, 12. 3 çarpı 5, 15. 5 çarpı 8, 40. 4 çarpı 8, 32. 5 çarpı 7, 35. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forumsayfacevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.